Seyirciler hazır mıyız? Bildiğimiz var bizim size. Çat kapı geri verdik evinize. Bakmayın sürçü lisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldık. Acayip acayip işlere daldık. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bir gidişat ah nereye. Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz uzakta durma gel beriye. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abiciğim? Yok anne. Hala telefonları açmıyor. Anne tutturdu estetik yaptıracağım diye. O kadar parayı ben nereden bulayım? 3 haftadır eve bile almıyor. Boşanacağım diye tutturdu. Anne garip biri geldi. Ben seni ararım. Buyurun beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Hilmi yardımsever bir insan. Bayılır yardıma. İster ki herkes ona yardım etsin. Ama bu sefer siz bana değil. Ben size yardım edeceğim. Nasıl yardım edecekmişsiniz bize? Siz borla çalışan araba üretiyorsunuz. Bende de kafi miktarda bor. Fakirler kazı kazanla umutlanır. Ama Hilmi sadece kazan kazan. İkimiz de kazanacağız. Eğer ki benden bor alırsanız. Neden sizden bor alalım ki? Size bunu bir sunumla göstermek isterim. Ama dikkat edin. Hilmi sıkıcı slide şovlarla değil, eğlenceli one man şovlarla sunum yapar. Evet. Evet Hilmi, bize neler anlatacaksın bakalım. Sendeyiz. Merhabalar. Öncelikle bana söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim Büyük Hilmi. Seni en az kendim kadar iyi tanıyorum. 10 numara adamsın. Ah, o senin güzelliğin Büyük Hilmi. Sana kısaca Büyük diyebilir miyim? Büyük, bizim için neler yaptın bakalım? İkimiz için hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam oradaki yetkili için yaptım. Yetkili mi? Yetkili mi? Bak şu an hangi evin önündeyim? Aa, benim evim bu. Yetkinin, aa benim evim bu dediğini duyar gibiyim. Şimdi yetkinin arasının bozuk olduğu hanımını tanıyalım. Hala telefonlarını açmıyor değil mi? Vallahi açmıyor. Nereden biliyor ki bu adam? Yani sen, öf, kafam karıştı. Hilmi sunum yapacağı insanı en az bor madenini araştırdığı kadar araştırır. Benim bor madenim olduğunu söylemiş miydim ben size? Merhabalar hanımefendi. Beni kocanız gönderdi. Şeytan görsün yüzünü. Dualarınız kabul oldu. Belki şeytan değil ama şeytani zekaya sahip biri görüyor şu an bunun yüzünü. Hilmi Hilmi'ye şaka yaptı. Bozulmadın inşallah. Hilmi kendini dalga geçmeye bayılır ya. Hadi artık sürprizimizi açıkla Büyük. Tamam acele etme. Hanımefendi bir dünya masraf tutar diye kocanız estetik yaptırmanızı istemiyordu değil mi? Evet güzel olmak benim de artık. Ve işte sürpriz. Kocanız hiçbir masraftan kaçınmadı ve sizi hastaneye götürmem için beni tuttu. Gerçekten. Eşim mi yaptı bunu? Evet. Eşiniz karısı için her şeyi yapar. Belki de odasındaki Hilmi için de bir sürpriz yapar. Hı? 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 Karıma ne oldu şimdi? Bunu 2 hafta önce çektiysen yoksa karıma kötü bir şey mi yaptın? Ben senin karına niye kötü bir şey yapayım köpek? Hilmi yemek yiyeceği kabın hijyenine çok dikkat eder. Karının yeni halini merak etmiyor musun? Bandajı açarım lütfen. Açarım. Hadi canım. Bu cilve benim karım mı? Karıma ne olmuş? Karının güzelleştirebileceği en güzel kadın oldu. Aynen öyle Büyük Hilmi. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sizi boru boruna boşu boşuna daha fazla meşgul etmeyeyim. Seni çok seviyorum Büyük Hilmi. Kendime dikkat et. Me too honey. Me too. Seni seviyorum aşkım. Sunumu beğendi. İnşallah sen de beğenmişsindir. Bayıldım Hilmi Bey. Ama merak ettiğim bir şey var. Madem karım mutlu neden hala telefonlarımı açmıyor? Bakayım. Sunum tahmin ettiğimden 5 saniye erken bitti. Ondan 5, 4, 3,
2, 1. Just telefon, 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 telefon. Allah be! Karım arıyor. Sen şimdi karınla konuş. Daha sonra sana bu kadar büyük iyilikler yapan Hilmi'nin elindeki boru ne yapacağız? Onu konuşuruz. Telefon just telefon Wi-Fi. Telefon Wi-Fi. Kızlar, Christina, Regina, tombika mafilgan erkeğiniz geldi. Sizden çıtır olmasın, simit aldım sıcak sıcak. Aa, sağ ol ya tombiş, acıkmıştık vallahi. Oğlum şunu ortalıkta yemeyin. Yerlere dökülüyor, üstüne basıyoruz sonra. Günah ya. Turgut abi, kızlar nerede? Hangi kızlar? Ha kızlar. Ben işten çıkarttım onları. Ne yaptın? Ha, tabii ya. Ben şimdi bunu yemeyeyim değil mi? Dişler takma, bir de yapıştırmadım. Araya falan hep susam kaçıyor. Abi, şimdi sana açık açık tekrar soruyorum. Christina, Natalie ve isminin kafiyesine kurban olduğum Regina'm. Sen bu kızları işten mi çıkardın? Evet. Artık burada çoluk çocuk çalışıyor Oğuzhan. Olmaz da öyle. Yani çocukların gelişimleri kötü etkilenir. Erkenden gözü gönlü açılır yavrucakları ya. Olmaz. Abi bak bunların daha neresi açılacak Allah aşkına. Geçen bunlar bir fıkra anlattı. Sezai abinin bile yanakları kızardı. Bak Sezai abi diyorum. O karakterde, o kavruklukta bir adamın yanaklarını kızarttı ya bunlar. Yumurcaklar. Yumurcağın ne olduğunu biliyor musun Oğuzhan? Yok. Kasıkta çıkan çıban. Atalarımızın çocuk sevgisi. Laf karıştırma. Sen hangi sıfatla kızları buradan kovarsın ya? Daha dün girdin şebekeye. Senin kıdemin ne lan? Oğuzhan! Oğlum bak biliyorsun bende pis bir tik var. Biri bana bağırdı mı ben ayarı kaçırıyorum. Sen bunu birinci elden yaşadın. Vallahi ikinci eli kaldıramazsın koç. Bittin lan sen. Kaçma oğlum bekle burada. Bittin lan. Bittin lan. Bittin oğlum sen. Bekliyorum ulan. Terbiyesiz neyinden kaçacağım? Hadi bakalım ne olacak olsun. Usta, Rusların bıraktığı talimatları aynen uyguladık ve ilk ürünü yaptık. Benzin mi lan? Yaptınız mı lan? Yo, vazelin. Benzin, mazot zor işler ya. Onları yapamadık. Ama bu da petrokimya ürünü sonuçta değil mi? Yalnız çok kalite vazelin oldu usta. Defolun lan pislik herifler lan. Defolun lan. Çık. Mekanın da bereketini kaçıracaksınız. Bana bak. Dokunmayın lan oraya buraya. Ben kendim yaparım benzini. Lan pislik herif dedin de aklıma geldi ya. Sezai nerede lan? Ulan döndüm dolaştım yine aynı yere geldim. Gram ilerleme kaydedemiyorum. Gram, gram. Ben de. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Tamam hayatım. Hilmi'nin de çok selamı var. Hanım, aynaya baktıkça sizi hatırlıyormuş. Vallahi mi? Normalde bundan kullanmam lazım ama ben de karıma bakınca sizi hatırlayacağım. Normalde Hilmi'nin de bundan kullanması lazım ama o da gocunmuyor. Ya aramızda iki burun estetiğinin, üç kaş kaldırmanın, 8 ton bor rezervinin lafı mı olur? Maksat birbirimizin işi görülsün. Bir de böyle düşün. Siz bu kadar borla ne yapacaktınız Hilmi Bey? Normalde NASA yasatacaktım. Astronot kıyafetleri için. Gerekli bağlantıları NASA'daki arkadaşım yürütüyordu. Ama son anda astronotlardan birinin yeğeni bor işine girdi. İhaleyi ona verdiler. NASA'da bile olsa dayın olacak. Ne demişler? NASA dayın. Neyse. Hayırlısı olmuş. Bize nasipmiş. Ne yapalım? Pazartesi günü yığdırayım mı boru sizin bahçeye? Hilmi Bey yalnız bizim bora kısa vadede ihtiyacımız yok. Nasıl yok? Siz borla çalışan arabayı üretiyorsunuz. O proje 2061'de hayata geçecek. Ne? Anam 2000 2060 2000 eksi 2016 46 mı? Anam 46 mı? Deliriyor muyum ben? 46 42 yaşındayım. 46 42 88. Anam! Yetkili mi? Yetkili mi? Hilmi Carpe Diem felsefesine inanır. Anı yaşa. Şöyle düşün. Geçmişte kazandığım paraları zaten kazanmışımdır. Gelecekte kazanacağım paralar da zaten benim değildir. Geriye bir tek şu an kazanacağım paralar kalır ki siz onu kazanmama engel oluyorsunuz. Anlaşma yeter. Yeter. Nokta. Net. Tüh ya. Şimdi ne olacak? Normalde eski Hilmi olsa karını estetikle ibretlik haline geri döndürür. Ama büyük Hilmi çok fazla para kaybetti. Ve daha fazlasını kaybetmeye tahammülü yok. Adam. Hilmi yine de geleceğini garanti altına almak için 2061 yılı da olsa sözleşme imzalamak ister. Al bunu, sözleşme hazırla. Çabuk. Dolar al, dolar. Hemen.
hemen dolar al, dolar. Yahu yenleri sat, dolar al. Allah. Abi hazır geldiniz, Hilmi Bey de burada. Bir maruzatım var. Ne diyorsun lan? Pano ile birbirimizi seviyoruz biz abi. İsteyin bana onu Hilmi abi. Pano kim lan? Sordurdum, araştırdım. Zamanında bütün mahalleye dağıtıp 99 yılına kiralatmış kızı. Remi memi düşük ama muhabbeti iyi. Ezbere konuşmuyor abi. Burada olurum ben bununla. İsteyin kızı. İstemezseniz kaçalım. Pano kim oğlum? Bize bir şey anlatmaya çalış. Bizim tele sekreterimizde mi varmış lan? Ali! Meti! Gelin gelin. Çocuklar, siz hiç kendinize neden fakir olduğunuzu sordunuz mu? Yok, biz kendimize kendimiz üzecek soruları sormuyoruz değil mi abisi? Aynen, bugün ben mesela kendime ne kadar yakışıksın diye sordum. Seksi şey diye kendimden aynada makas aldım abi. O zaman ben neden fakir olduğunuzu anlatayım size. İşiniz zanaatkarlık ama yaşam biçiminiz bohemlik. Bu saatte dükkan açan emekçi mi olur lan? Neyse neyse, alın. Sağlık raporlarınızı getirdim. Al bunu da. Al. Sağlık raporlarımız mı? Kalp krizi %75. Prostat riski %100, beyin yaşı tanımsız, kemik yaşı 47. Tahmini ölüm yılı 2035. 20 yılım mı var yani benim? O da maksimum ha. Limitleri zorlarsan, yani kendine dikkat edersin. Burada benim için tahmini ölüm yılı 2011 diyor. Ana! Doktor senin yaşadığını öğrenince çok şaşırdı Ali. Bu bir mucize diyor. Adamın vücudu çoktan çürümeye başlamış. Mitokondri enerji üretmeyi bırakmış. Golgi cisimciyle Çin deması oynuyor diyor. Onun diyor var ya, sorgu melekleri çoktan Z raporunu almışlardır diyor. Gerçekten çok bilimsel konuşmuş da işte. Sen nasıl bir psikopatsın lan? Ha? Öğlen vakti sırf bizim sinirimizi bozmak için gittin, sağlık raporumu çıkarttın. Yoo. Ya ben sizin moralinizi bozmak istesem banka hesaplarımı gösteririm. Gerçi onlar şu an benim de moralimi bozuyor ama çocuklar, bakın ben icadınızın hayata geçtiğini göremeyeceksiniz diye hazırlattım bunları. Ya Allah, Allah Allah. Tamam bu aralar biraz boşlamış olabiliriz ama devlet projeyi üstlendi. Bence en yakın zamanda görürüz yani. Yani de ne zaman? Vallahi ben doğum gününde bir sürpriz beklemiyor değilim yani. Gerçi daha 2,5 ay var ama bakalım nasip. Bunun içi çürümüş ama hala çok iyimser. Bak ne gönderdiler sizi. Al. Oku, oku, oku. 17 Haziran. Aha, gerçekten doğum günü. Vallahi onu tutturmuşlar ha. De. 2061 ne lan? Oy, abi. 86 yaşında olayım o zaman ben. 86 mı? O zaman 45 yıl var yani. Abi ben gelecek haftaki paramparçanın yeni bölümünü heyecandan bekleyemiyorum. Hayatımın projesini bekleyemem. Çocuklar, çocuklar. Devletle bu tip gecikmeler mümkün. Sonuçta Avrupa Birliği'ne başvuralı 56 sene olmuş. Sizin borla çalışan araba için çok iyimser bir tarih bence. Sen özellikle de bizi yermeye çalışıyorsun. Sen niye bize hep kötü haberler veriyorsun? Sen bizim intihar etmemizi mi istiyorsun? Ha? Buna mı uğraşıyorsun? Hilmi intihara karşıdır. Ya ben kendi parama kıyamazken insan canına nasıl kıyar? Anlayamıyorum. Bizden ne istiyorsun o zaman? Size özel sektörün kapılarını açıyorum. Gelin benim özelliğimden faydalanın ki Hilmi de size ne kadar özel olduğunuzu hissettirsin diyorum. Bir de böyle düşünün. Hayır git. Motora çöreklenmek için yalan yanlış belgelerinden gelmişsin. Vesvese çıkartıyorsun burada. Biz muhatabımızla konuşmaya gidelim. Yetkiliye gidelim hadi abisi. Bence hiçbir yere gitmeyelim ya. Emanet arabayı Şerif abi patlatmadı mı kardeşim? Hiçbir yere gitmeyelim. Burada oturalım. Hazır adamlar da ayıkmamışken biz bu konuyu unutturalım ya. Haklı olduğun anları seviyorum Metin Özdemir. Gerçi 40 yılda bir oluyor ama oğlum bu da cuk diye oturuyor. Kardeşim diye söylemiyorum. Hadi bunu kutlayalım. Bize iki tane çay kap oğlum hadi. Bak iki tane diyor köpek. Gülüyor musun? Üç. İstemezseniz kaçırırım dedim. Demedim mi? Dedim. Delikanlı robot. Ulan bir de telesekreter çıktı başımıza. Ben sizin yetkili. Gelecektim ya ben. Gelemiyorum. Ayıp da söylemesi. Bir hanım arkadaş da abant işi çıktı. Bana bakın. Biri sorarsa geldi diyelim tamam mı? Olmaz ya kontrol ederler. Araba işi yapmışsınız. Kaza olmuş herhalde. Haberimiz var sorun yok. Tek prototipi size verecek değildik herhalde. Rahat olun gençler. Siz beni idare edin ben de sizi. Bu mesajı da dinleyip silin. Cevap vermeyin. Kollayalım birbirimizi. Hadi. Hadi gidin. Hadi gitsenize. Sonra da Hilmi'nin şefkatsiz kollarına gelin. Feyza, canım bir baksak mı Derya'nın? Toplantıyı iptal mi etti acaba? Yarım saattir bekliyoruz. Boş yere beş para etmez insanların nefes kokusunu çekmeyelim. Kokmuyor ki. Kokuyor mu? Kokuyor mu kanka? Ha? Neşe Hanım beni kastetti Kartal. Toplantı falan da yok. Biz çağırdık sizi. Feyza.
Gir artık lafa. Dur bir dur. Ben lafa değil söyleyene bakarım. Adam mı değil mi diye. Evet bıyıkları kesmişsin ama hala adama benziyorsun. Buyur konuş. Lan ne laf soktum ha yemin ediyorum. Peçeteyi atıp arkamı dönüp yatasım geldi. Öyle rahatladım. Kartal bir rahat dur. Feyza hadi gir lafa. Bir dakika ne lafıymış o ya? Feyza pişman olacağım bir şey söyleme bak. Neyse. Ya siz ayrıldınız ya. Hem de ne biçim ayrıldınız? Kız rahat ol. Ayrıldılar tabii. Dün gece bana geldiniz. Beraber güreştik hatta. Değil mi lan? Feyza. Biz. Biz. İkinizden de özür dilerim. Neşe, inan ki denedim ama yapamadım. Yapıştı sanki kalbim ağdı. Sökemiyorum. Sökmeye çalıştıkça kalbim de yerinden çıkacak gibi oluyor. Ölüyorum sanki. Biz beraberiz artık. Ölümden gayrı hiçbir kuvvet ayıramaz bizi. Siz de buna ya alışacaksınız ya da biz alıp başımızı gideceğiz buralardan. Başka yolu yok bunun. Nereye gideceksiniz kanka? Nasıl? Ne nasıl oğlum? Hala plan yapmadınız mı? Mesela sahil kasabasına yerleşip amatör futbol takımı mı işleteceksiniz yoksa yurt dışı mı düşünüyorsunuz? Kanka ne diyorsun? Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi diyorsunuz he? He Feyza ne dedin? Birbirimizi seviyoruz anlamında dedim. Ne yapıyor? Yok bir şey ya. Ali abiyi arıyorum. Hiçbir kuvvet kelimesindeki hiçbir sıfat mı? Zamir mi yoksa Azrail mi onu bir soracağım. Abidir sonuçta anlar bu işlerde. Kardeşim yanlış yapıyorsun. Aşka da mı saygın yok lan? Açmıyor. Aşka saygım sonsuz da kardeşim. Sevgim sıfır. Bu aşk dediğin şey iki kişinin oynadığı fakat sonunda hep kartalların kaybettiği bir oyun demek ki. Kankası manita bulunca gözden düşen tüm mezilenlerin adına ben Ali abiyi bulmaya gidiyorum. Bizim kartaldan önce albümleri söylememiz şart. Koş. Koş yan bastık. Duyduklarımız doğru mu yetkili bey? Bir de gelelim senden istelim dedik. Vallahi doğru. Demek haber size kadar geldi. Hiç utanma yokmuş sizde be. Yazıklar olsun. Nikahlı karımla barışmanın neyinden utanacağım kardeşim? Küstük barıştık işte. Karı. Adam karısından bahsediyor. Abantılıyı aramızda bak. Siz de sanmıştınız ki ilahi özledi kardeşler. Ya bize bizim burada çalışan motorumuzun seri üretimini 2061 senesinde geçeceğinizi söylediler. Onu zannettik ya lan. Vallahi onu da doğru duymuşsunuz. 2061 kısmetse. Kaç? 2061 bir aksilik olmazsa. 2061 diye bir tarih mi var lan? Oğlum o benim pin kodum. Yani aslında istesek gelecek sene de yaparız da... bu Amerika için adamlar 50 yıl sonra ne yapacağını biliyor falan diyorlar ya... bizim için de ileri görüşlü desinler diye böyle yaptık. Ya varsın ileri görüşlü demesinler bizim için güzel kardeşim. Somali Kenya arkamızdan mı konuşacak? Taş mı geçecek bize nedir yani? Ya size ileri görüşlü diyecekler diye... sen niye harcıyorsun bizim borla çalışan canlı motorumuzu ya? Beyler devletle proje yapmak isteyen bir tek sizmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Sizin projeniz 1743. sırada. Allah'ın adını veriyorum bak. Allah aşkına şu coğrafyada bizim projemizden daha mühim nasıl bir proje var ki masanızda? Nerede? Mesela, bak ne? Tamam. Neyi gösterelim? Mesela rüzgara çalışan vantilatör. Bak işte. Hoş. Vantilatörü rüzgar yapsın diye açıyoruz. Allah Allah. Bir kısır döngü var bu projede ama çözeceğiz. Sonra ezan okuyan saat var. La onu yaptılar oğlum hatta benim babaannem onu hacdan getirdi ya. Yapma ya. Hadi iyisiniz. Bir sıra öne kaydınız. Bir de devrim arabalarının 100. yılı oluyor. 17 Haziran 2061'de. Lan o 16 Haziran biz onu bile bilmiyorsunuz. Yarın bıraktığımız işi yaptık diyeceğiz. 17 Haziran o yüzden miydi ya? Ben de hani benim doğum günü tarihimi bunlar bir şekilde öğrenmişler. Bana jest yapmak için böyle bir tarih belirlemişler zannettiydim. Çok kötüsünüz. Ya neyse ne Allah'ım ya Rabbim ya. Biz o kadar bekleyemeyiz güzel kardeşim. Çıkar bizim hesabımızı. Neyse bizim masrafımızı ödeyelim muhasebeye. Verin projemizi. Siz sağ biz selamet. Hadi. Peki nasıl isterseniz. İlk gün toplantıya geldiğinizde iki çay içmiştiniz. İki TL o desek. İki çay diyor mal Allah. İki TL'lik çaydan bahsediyor bize ya. Yaz. Allah senin canın olsun. Motor için toplantıda nargile içmişsiniz. Onu da ekledik. Ya biz onu iş toplantısı diye içtiydik. Vallahi ben hep zannettik. Billahi ben hep zannettik. Fişi nerede? Fişi nerede? Fişi olmayan şeyi gider gösteremiyoruz. Allah Allah. Abi kızım senin bari otobüs yediğimiz kekleri yazma. Onlar açık büfedeği miydi ya? Kaç para tuttu hesap? 4 milyon 220 bin 132 dolar. Artık KDV.
Katma dolar vergisi. Yani hadi düz hesap 5 milyon diyelim ki unutmayasınız. Projeyi size iade etmek için gereken tutar 5 milyon dolar. Metin, arkadaş bize galiba bu seneki yılbaşının büyük ikramiyesinin rakamını verdi. Oradan bana bir su versene abisi. Kalp kapakçıklarım burun bağladı. Biraz kanım sulansın, ver. Ver, bismillahirrahmanirrahim. Nefes aldırmadın gözünü seveyim Hamilet abla. Az konuşalım dedim, elime süpürgeyi tutuşturdun. Önemli dedim, camları sildirdin. Bir dur dinle dedim, çatıya çıkarttın, çanak anteni çevirttirdin bana. Baktım olacak gibi değil, sustum ben de. O değil de biz neden dolma sardık? Ben de şaşkınım. Bulgur pilavı yapacaktım ben. Demek gaza geldim. Hadi anlat, kısa kes. Sezai'ye he de boşayayım şunu. Yok lan, o kadar da kısa kesme. Az biraz ayrıntıya in. Ne istiyor ki he diyeyim? Dayım kalp krizi geçirmişti, hastaneye koştuk. Doktoru bulup durumu nasıl diye sorduk. El Fatiha dedi herif. Bu da onun gibi oldu. Ölmüş mü? Ha? Ölmüş mü? Yok, tesbihatın sonuna denk gelmişiz. O yüzden demiş salak. Tabii ki ölmüş. Hadi oyalama, beni de anlat. Sezai... İyi değil. Geçen sene iyi bir adamdı Sezai ya. Bu sene kötü oldu. Niye öyle oldu acaba? Galiba beni arzulamıyor. Galiba mı? Aklında soru işareti bırakan ne Mabude? Bana kötü davranıyor. Başka bir kadın var biliyorum. O anlamda demedim. Arzuladığına dair bir veri var mı? Aman bana ne be? Üf. Ay neyse ne. Kimmiş bu yellos? Sensin Hamiyet. Ulan ablaya ne oldu? Az önce Hamiyet ablaydık. Abla deme, lazım olur demişler. Sen he de derken bunu mu kastediyordun? Seninle evlenmezse boşamam onu. Ben de kendi ayaklarımın üstünde duracağım Şükriye gibi. Benim kız kardeşim de eczacı. Oraya gündeliğe gideceğim. Kazandığımı da kafelerde yiyeceğim. Sen insanı dert sahibi yaparsın Mahmut. Ha çık git evimden. Yuva yıkanın yuvası olmazmış. Ne işim olur ya benim evli barklı adamla? Hem benim bir çıktığım var. Gidiyorum ama bu iş burada bitmedi. Mabude! Kapının önündeki paspası da bir çırp toz oldu. Tamam abla. Aşk Mabudesi. Mahalleyi fabrika ayarlarına ben döndüreceğim galiba. Oğlum siz ne kıytırık bir çeteymişsiniz ya. Bari bir tabela falan koysaydınız belediye binasının içine. Mafya sonra sonra dolandım ben binada. Hem minibüsle mekan basmaya giden mafya mı olur lan? Vallahi gayet güzel kamuflaj sağlıyor. Ayrıca fark ettiysen bizden başka müşteri de yok. Neden? Çünkü minibüsçi dayım. Benden 6 kişilik ücret aldı bu adam. Şu Esmer arkadaşınkini bile ödedim. Hakikaten o kim lan hem? Çetenin yeni üyesi mi? Hayır. O bazı arkadaşların eve iş getirmesi sonucunda çıkan bir pürüz. Ev mi oğlum burası? Bak bakayım, çorabımın teki nerede benim ya? Burada. Ha, eyvallah kardeşim. Aslında yırtarak çıkarıyorduk üniformaları da. Ama çok masraflı oldu. Abi be, beni bıraksanız da ben gitsem. Olmaz. Çok hızlı koşuyorsun sen. Bir bıraktık mı bir daha yakalayamayız seni. Zaten benim dahi yani ilal taktiği fikrim olmasaydı ele geçiremezdik seni. Seni. Aslında ben bunu teke tek de yakalardım ya. Herif teknolojiden yararlanıyor. Saatlerde barometre, nem ölçer, her bir alt var. Ortamı hesaplayıp ona göre koyuyor eforunu. Yoksa biz de boş değiliz ya. Eski popçuyum. Ağlama yar. Popçu muyum dedim ben? Topçuyum. Eski topçuyum ya. Ben çok bayağı hoştum. Gerek şimdi ben sporla ben de Barcelona'nın PAF takımındaydım. Sonra endüstriyelleşen futbola bir tepki olarak bıraktım. Evet. Elbette. Zaten siyahi arkadaşlarımızın spora olan bu yeteneği, değil mi? Evet ya. Tabii canım. Zaten onların baldırlarındaki bir kas fazlaymış. Ataları aslandan kaçtığından öyle edilmiş. Bir de malum bunların teşkilatları. Sus lan. Neyse ki geldik. Kaptan, sözün bittiği yerde inecek var. Ay, özentilere bak. Bir de beyzbol sopası getirmişler ya. Gelen gayet efektif işte. Bu sopa var ya bu sopa. Her darbede en az 10 yıl geriye götürür. 2005. Sağlı sollu 2 tane çaksam 95. Ve gelir sen şu an ne barışırız konuşmakta. Onay Cem, hadi yavrum siz de ısının biraz. Ya ben anlatamıyorum galiba. Adam 100 metreyi 10 saniyenin altında alıyor. Bırakamam ben bunu.
Ben de işin bu kısmına dahil olmak istemiyorum reis. Turgut abi mahallenin zararsız adamı. Bence siz de fazla dövmeyin. 3 kuruş para aldık zaten. 3 kuruş mu? Tüm maaşımı verdim size be. Tamı tamına 150 lira. Ne? O senin tüm maaşın mı lan? Ana! Özel sektör kan alıyor be. Neyse, Allah'tan sırtımızı devlete dayadık. Sen bir işe girmiştin, şahane zam aldım diyordun. Ne oldu o iş? Aldım işte. Tam %50 zam aldım. 50 lira artı kontör artı ticket. İyi, iyi, iyi. Yemekler belirse sorun yok. Yemekler belirse sorun yok. Ticket öyle bir şey değil lan, tomtik. Adamlar şehirler arası otobüs bileti veriyorlar. Tanıdıkları mı ne varmış herhalde? Ama asıl bombeyi sona sakladım. Bir dakika, bir dakika. Neymiş? Adamlar pavyondaki hesabımı çekiyorlar. Oo. İyiymiş o zaman. Oğlum utanmıyor musun sen baban yaşındaki adamı dövdürmeye ha? 150 liralık itlerle mekan basmalar filan. Ayıp ulan terbiyesiz. Bir dakika bir dakika ya. Tomtik doğru söylüyor. Sonuçta Turgut abi bu ya. Ama hayır. O herif benim en kıymetlimi, şeftalimi, rejinamı elimden aldı. Rejinam. Neyini almış? 50 lira daha. Önümüzdeki ay 50 lira daha veririm lan. Ama çabuk bitirin şu işi. Anlaştık sayın müşteri. Yalnız müsaadenizle bendeniz lider olarak şu anlaşmazlığı bir çözüm. Arkadaşlar grup konuşması. Toplar. Top 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 top. Geldi geldi geldi. Evet. Bazen lider olarak en basit çözümü seçmek gerekiyor. Arkadaş uyansın hemen basalım mekanı. Yalnız keşke kafa atmasaydın ya. Her kafa atışta 100.000 beyin hücresi ölüyormuş biliyor musun? Ben de diyordum ki çarpım tablosunu niye unuttum? Ay ay, ne yapacağız biz Metin Özdemir? Arabayı devlete versek veremiyoruz. Hayır, geri alsak tazminat var, alamıyoruz. Ne anladım ben bu işten? Biz şimdi ne yapacağız? Selamun aleyküm koçerolar, aç mısınız? Aleyküm selam, yok bizim moral bozuk ya. Derdimiz büyük Sivaslı. La kardeş geldik şuraya, din geldik tükkanınızda. İnsan bir şey içer misin, çay kahve alır mısın diye bir sorar ya. Ya yemin ediyorum sizde artık esnaflık ehlakı da kalmamış kardeşim ya. Pardon kardeşim ya, ne söyleyeyim ne içersin? Teşekkür ederim, bir şey almayayım. Lan senin hayatını öldürürüm! Sikket karakter misin lan sen? Bunlar nasıl yaroklar ya? Allah Allah! Bu Ali Bey amcanın biraz bugün morali mi bozuk acaba? He ya sorma. Şu bizim morla çalışan motor mevzusu yok muydu? Hani devlete verdiğimiz. He hakikaten ya. O mevzu nedir lan Çirbem? Şunu bana bir anlatın. Ama biraz basitleştirerek anlatın. Ortaokul bebesine anlatır gibi anlatın. Yani şimdi bizim Metin'le beraber yapmış olduğumuz morla çalışan motor var ya. Hı. Biz bunu devlete verdik ya. Devlet de bunu arabaya çevirecekmiş. Araba olarak satışa sunacakmış. Yalnız işte 2061 yılında. Ya kardeşim motoru alalım diyoruz. Diyorlar ki tazminatı var. E kalsın almayalım diyoruz. Öyle de bir problem çıkarıyorlar. 2061'e kadar ben ölürüm kardeşim ya. 2061'i geçtim. Benim ertesi günümden umudum yok ya. Çaktın mı mevzuyu? Hayır. Şunu ilkokul bebesine anlatır gibi anlatın ya. Ben yine anlamadım. Vay arkadaş ya. Bu mahallede bazen kendimi çöplükteki elmas gibi hissediyorum Metin. Üstü pis, kirli, değeri bilinmeyen, ortamdan ayrısı olduğu için dışlanan, dünyanın en değerli madeni olan Ali Özdemir gibi. Benim sevgili abiciğim. O duyguyu en iyi ben bilirim, en iyi ben. Hayatta her erkeğin her hayvanın erkeği daha gösterişli olurmuş derler. Mesela tavus kuşu. Kadın tavus kuşu tavuk gibi olurken erkek tavus kuşu bu kadar da sanat eseri gösterişindeki bir edayla halini hattını hepsini mahvunu bir daha mesela tavus kuşusu, kadın tavus kuşusu tavuk gibi olurken erkek tavus kuşusu bu kadar da sanat eseri gibi gösterişli olmasından mütevellit bir daha vereceğim son olacak. Mesela tavus kuşusu, kadın tavus kuşusu tavuk gibi olurken erkeğin tavus kuşusu bu kadar da gösterişli bir sanat eseri olduğundan emin adımlarla hepsine malumdur. Bunun konuyla ne alakası var Metin? Sen cümleye öyle afili bir giriş yapınca ben de güzel bir giriş yapayım dedim. Fakat cümlenin sonunu getiremedim abiciğim. Orada da kendimi durduramam. Allah'tan cinsellikten bahsetmedim. Birader siz bir gelsenize. Az biraz dışarıda konuşalım. Şimdi dükkanda ortalık kırılıp dökülmesin. Ne oluyor lan? Geliyorum lan geliyorum. Sen bekle var ya senin var ya aklını alacağım. Metin Haydar kap gel. İyi de ne oluyor lan? Ne oluyor? Bak bir sakin ol. Şiddetle hiçbir şeyi çözemeyiz. Ayrıca ben sana söylemedim ki lan. Biliyorum Yiğito. İçeride anlattılar, yine anlamadım. Bir de senin ağzından dinleyeyim dedim ya. Nedir ya bu olay? Lan ben de bir şey yapacak zannettim ya. Yürü gir içeri, yürü gir. Gir içeri. Gitme kardeşim. Lan gir içeri be. Anlatsana kardeşim. Geç Şerif abi, otur şöyle.
Bak önemli bir şey olsun, tam günlük itliğimi yapmak üzereyken çağırdın, ona göre. Yalan söyleme, çağırdıktan 5 saniye sonra geldin. İtliği sana yapacaktım lan, dükkanının önündeydim. Çağırdım, girdim içeri. Bana mı? Yapacaktın değil mi? Ulan kapıya işleyecektim de ne olur yarım kalanı olsun, yüreğime indirme. Başka seçenek mi var? Adamın şüphelendiği iplikler aklımın ucundan geçmez. Tüm mahalle şaha kalkmış. Ne yapsam mülayim kalıyorum lan yanınızda. Tur bindirdiniz bana, tur. Sen çağın gerisinde kaldın Şerif abi. Yaşlısın ya, geri kafa kaldın biraz. Yine tonton dedeye döndüm lan. Kahvede insanlar kafamı okşayıp yanağımı öpüyorlar. Geçenlerde Turgut'un karısı yemek yapıp eve getirmiş. Bana dedi kiminin duası, kiminin parası. Ben de itlik olsun diye ha çıkarttım, para verdim. Kadın bana dua etti. Dua etti bana. Ne yapsam, ne yapsam sevaba giriyorum. Yaranamıyorum ben. Oo, iyi vallahi. Dert anlatalım diye adam çağırdık. Derdiyle alçıya aldı bizi. Sormayacağın mı Sezai derdin ne diye? Sezai derdin ne? Azıcık işte sor Şerif abi ya. İnan biraz. Söylemiş olmak için söyleme. Sezai derdin ne? Madem sordun. Bugün dükkandayım. Kapı açılma sesi duyuldu. Sonra kapandı kapı. Yalnızlık geldi. Gir dükkana, oturdu şöyle. Binderlerle oynadı, ayağını uzattı. Belli ki kalıcı, gitmeye de pek niyeti yok. Bizde de misafire hürmet büyük, şimdi kalk git de diyemeyin. Karı evi almıyor değil mi? Laf uzatma, kısa kes ha. Almıyor abi, almıyor. Hem de Oğuzhan'ın evi almıyor. İşler biraz karıştı. Pirince giderken evdeki bulgurdan oldum galiba. Oğlum, durduk yere niye yıkıyorsun yuvanı? Karını hiç mi sevmiyorsun lan? Ne dedim lan ben? Bitirdiniz lan beni, bitirdiniz lan. Biz balayındayken bir şey deneyeyim dedim. Bir sakatlık çıktı, doktora gittik. Yeni evliyiz dedim. Enkaz devralmışsın dedi. Ne diyorsun lan sen dedim. Abi yanlış anlama, Alex Ferguson gelse bu takımı toplayamaz dedi. Aa, öyle konuş dedim. Ben gençken Mabude'yi ne kadar sevmişsem artık. Doktorun dediklerini hiç anlamamışım. Ne güzel işte lan. Seviyormuşsun karın işte. Ne diyorum lan ben, ne diyorum lan. Utanıyorum kendimden, utanıyorum ha. Sonra bitti. Bitemez mi? Karımla arkadaş kalamam mı? Kendimi mi kapatayım? Benim kalbim sensörlü apartman ışığıymış abi. Ne yapsan kapanmıyor. İlk harekette tekrar yanıyor. Hamiyetin bundan haberi var mı? Yok. Belki hamiyetin de gönlü sende ama ona bakmazsın diye düşünüyordur. Senden adım bekliyordur belki. Öyle mi diyorsun? Dakika kaybetme diyorum. Fırla. Fırla. Oh be, nihayet sonunda bir itlik yapabildim. Hamiyet bunu yoğurur, yoğurur. Hani yapmamıştın? Kapı kulpuna işemiş hem de. Yok lan, vallahi ben yapmadım, başkası yapmıştır. Nasıl mahal oldu lan burası? Çok mutsuzum, çok, çok. 5 milyon dolar tazminat istemek nedir ya? Ne yapmışlar kardeşim? Ne harcamışlar ya? Modifikasyon yapacağız dediler. Abüve diye öten çakal kornası koyup gönderdiler arabayı. Bu modifikasyon. Ver şu listeyi, ver bir bakacağım. Yiğit, ne yapacaksın sen şimdi listeyi ya? Şişirdikçe şişirmişler zaten. Boş ver oğlum, kafan karışır senin. Ya bir versenize ya. Abicim zaten doktor reçetesi gibi ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu kargıcık burgucuk yazmışlar. Ya bir dursanıza kardeşim. Oğlum. Koparırım kafana ha. Allah Allah. Nedir şimdi bu? Divri'de kiralanan evler, tamam. Otomobil yedek parçası, o da tamam. Ali Metin Özdemir adına 100 bin dolar harcına. Kaç bin dolar gey? Size Divri'de 100 bin dolar mı verdiler lan? Ha? Hepimizi topladınız, götürdüğünüz oraya, milleti işinden, gücünden, yerinden, yurdundan ettiniz. Bir de üstüne 100 bin dolar mı aldınız? Dediğin gibi yapalım. Tamam, arabayı kaçıralım. Evet, madem veremiyoruz tazminatı. O zaman biz de ne yapalım? Prototipi onlardan geri alalım. Güzel fikir. Hem zaten o bizim kendi aracımız yani. Ödünç almış oluyoruz, çalmış olmuyoruz ki. Güzel fikir. Öyle güzel fikir ki bu fikir üzerinden yürüyelim gidelim. Öyle değil mi? Konuyu değiştirmeyin lan. Ben daha 100 bin dolardayım. Önce onu çözelim. Sen niye geçmişe takılıyorsun? Senin ileri bakman lazım. Bugün bir arabada 5 tane vites vardır. Bunun sadece bir tanesi geri vitestir ya. 4'ü ileri oğlum bunların. İleri bak, ileri bak, ileri bak. Ya Ali amca, hadi Divri benim memleketim. Ya bu kadar mahalleliyi siz yerinden, yurdundan, etninizi götürdüğünüz oraya mal değneği gibi yaşattınız. Sonra da paradan hiç koklatmadınız mı ya? Ya vallahi sizden korkulur arkadaş. Siz ikiniz şeytan gibi korkunç derecede zekası olan 2 tane kardeşsiniz ya. Ya sen bir sus kardeşim, ne karışıyorsun ya? Abicim biz o parayı hamama harcadık ya. Nasıl ki dünyaya barış, huzurluk, mutluluk getirmek istediysek Divri'de temizlik, pür ufaklık getirmek istedik ya. Bir de dünyaya yeni gelen kardeşimiz bebesinin masrafları var. Evet. Bu devirde çocuk doğurmak ayrı bir dert. Of.
Doğurduğun onu büyütmek ayrı bir de. Of. 54 yaşında çocuk doğuran bir anne sahibi olmak zaten en büyük dert. Ya. Ya. 100.000 doları aynen hamama gömdünüz öyle mi? Vay be. Ulan ben Divri'de açlıktan 7,5 kilo aldım. Aldım dedi. Abi verdim diyecektin herhalde. Aldım arkadaşım, aldım. Füzyon mutfağıyla beslenen adamdım ben. Divri'den açlıktan ekmeğin gözüne gözüne vurdum. Gündem çekmiştim durmak için. Yani bu kadar çektiğimiz ezalar, cefalar boşa mı gitsin ya? Bunca adamın çektiği eziyet bir hiç içinde olsun yani. Var mısınız? Evet dostlar, bizim için değil, kendi çektiklerimiz için. Bizimle bu arabayı çalmaya var mısınız? Sen bu gazı yedin mi Hacı abi? Yemedim ama yemiş gibi gözükeceğim. Ben de yemedim ama hiç değilse bir araba çalayım, hayatıma renk katar. Bir dur la, bir dur. Kartal, ne işin var senin burada? Feyda ile Deniz Efendi yok mu? Onlara Metin'le Ali abiye söyleyip mutluluklarına engel olacağım. Şeytani bir planın peşindeyim Neşe. Çok ince düşündüm. Şeytan bile bir ara görünüp ellerine sağlık diyecek de. Sen ne geziyorsun lan burada? Ben? Öylesine işte. Allah'ım ne hallere düştüm. Kartal'la aynı planı kurmuş. Kız yoksa felekten bir gün çalmaya, çapkınlık yapmaya mı geldin? Bak eğer öyleyse kısmetini kapamayayım ha, halden anlarım. Arkadaşlar! Arkadaşlar, hanımefendiyle aramda hiçbir cinsi münasebet yoktur. Heveslendiyseniz ben engel olmayayım ha. Saçmalama Kartal. Ben... işten çıktım ya, Ali abiyi bekliyorum garson arıyor mu diye. Yalnız ayıp oluyor teyze. Garson varsam aramıyor Ali abi. Evleneceğim ben, ekmeğimizle oynatmam. Takip içine. Hoş, ne oluyor be? Ne teyzesi? Soğuk. Elin robotu seni tersledi, köpek çekti, mekandan kovdu. Sen teyzeye mi kocun? Kartal, Ali abiyi bulalım onlar bulmadan. Yoksa çok geç kalabiliriz. Doğru diyorsun, bulmasına bulalım da adamlar mahallede yok. Telefonları açmıyorlar. Başka bir yol bulmak lazım. Başka bir yol bulalım. Bulalım Kartal. Ne bakıyorsunuz be? Çekil git sen de. Yanık. Ah tanrım, açamadık içimiz. Artık buluşmamız mahşere kaldı. Ne yerken ne gemi var limanda. Kaçmak bir uzun sefere kaldı. Mercan bir sahildeymiş gemiler. Bulmak kasvetli günlere kaldı. Ne diyorsun sen Recai? Ben demiyorum be Hamiyet, Rüştü Onur diyor. Hem de 22 yıllık kısacık ömrüne sığdırmış bunları. Ben şimdi onun sesini biraz daha uzağa taşımaya çalışıyorum. Ya bakma öyle, Yılmaz Erdoğan filmini yaptı yani, hatırlasana. Fikri ben vermiştim. Vallahi inanmıyor ya. Erkek dediğin romantik olmalı. Bayılırım romantik sözlere. O zaman bekle beni Hamiyet. Al sana romantizm. Henüz 53 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Sus, sus. Bet sesli, açan çiçekler soldu. O nasıl bir sesse hava akımını bozdun. Uçaklar türbülansa girdiler. Göçmen kuşlar rotalarını değiştirdi. Geri dönüyorlar lan. Yemişim göçmen kuşlara. Yemişim diyorsa yemiştir. Bu konuda hiç şakası yok. Karabatak yemişliği var. Sen sus diye balonları patlatan silahla kafana kafana sıktılar. Bizi düşünmüyorsun, bari kendini düşün. Düşündüm Hamiyet, hem de çok düşündüm. Bu dünya dedim nasıl oluyor da yıllardır sorunsuz dönüyor. Bunca gezegen var birbirine çarpmıyor. Kütlenin çekim kanunu, Kepler yasası. Yavrum senden çok önce düşündüler bunları. Geç onları, geç geç. Dünyada bazı güzellikler var. Sırf onlara bir şey olmasın diye biz nefes alabiliyoruz üzerinde. Bende yalan yok. Dünyanın 7 harikasından biri değilsin. Ama o 7 harikanın varlığını sürdürme nedenlerinden birisin bana göre Hamiyet. Hamiyet, Hamiyet diye bana mı diyor bu?
Ben Sezai Usta'yım ya. Başım kel, dişlerim çarpık, boyum kısa, kıçım kabak, ellerim ayaklarım nasırlı. Hani bana yakıştıramazsın diye yanımda getirmedim afilli cümleleri, kusura bakma. Bunun içinde tinerdi, vernikti, her türlü kimyasallar ya. Sanırım bir kafa yaşıyor. Geçtim içeriye girmeyi. Pahalı restoranların önünden geçerken bile hızlı hızlı yürüyorum ben. Amir, ortamı bozuyorum gibi geliyor bana. Beni silmeye uğraşmasınlar diye insanlar fotoğraf çektirirken arkalarından bile geçmiyor. Niye ağlıyor ulan bu? 1 lira istiyor galiba. Hadi yok yok. Yok bozuk. Allah versin sana hadi. Hadi hadi hadi. Yaşadıklarımız film olsa bir aşk sahnesinde işim olmaz değil mi ben? Ona buna sataşayım, kahvede takılayım, karabatak yiyeyim. Benim duygularım olmasın zaten. Yürü be oğlum, yürü be. Halkın desteğini de arkama aldım. Eşek çıktı lan bu at. İlk ayaktan yattı. Yakında Ganyan bayim var. Niye bana söylemiyorsunuz? Ta nereye gidiyoruz oynamaya? Aşk olsun yani. Hani bazı zenginler vardır. Çok parası olduğu halde harcayamaz ya o parayı. Onun imtihanıdır o. Çirkinin imtihanı da budur işte Hamiyet. Yaradan sevme duygusunu koymuştur içine. Çirkindir ama deli gibi sever. Çirkinlerin çoğu sınavdan boş kağıt verip çıkarlar. Ama ben o kağıdı arkalı önlü dolduracağım. Ek kağıt isteyeceğim Hamiyet. Allah zihin açıklığı versin Sezai. Sen güzel güzel yaz. Kuru üzüm ye, zihni açar. Hadi biz kalkalım Recai. Buna bir şeyler oluyor. Sen beni hep yanlış tanıdın Hamiye. Sen iste bambaşka biri olayım ben. Dişlerimi yaptırayım, bıyıklarımı kestireyim. Öyle bakma, bende bu kadar var. Başka bir şey yok. Ne kadar yontarsan yont, aynı kalas, aynı kalas. Yontarken içine sevgini katarsan dile gelirim belki Pinokyo gibi. Hayat bulurum ellerinde Hamietto. Ulan evli batlı adamsın. Ettiğin lafa bak. Ben sınavlarda da diğer şıkları okumadan hep şaşırtmacalı A şıkkını işaretlerdim. Bir hata tüm doğruları götürsün mü? ÖSYM'den daha acımasız nasıl olabiliyorsun Hamiet? Evlilik koca bir düet be Hamiet. Benim solo performansın daha iyisi suçum ne? Hı? Boşanacağım diyorum. Sen nasıl ümit buldun be Sezai? Kadın seni görünce saçını tutup kuş mu var diye havaya bakıyor. Etrafta bakacak beyaz bir şey arıyor. Sen nasıl gaza geldin lan? Kara kedi. İçecek aldım. Markası Hamiyet çıktı. Havalı gözüküyor diye İngilizce yazılı tişört aldım. İçinden Hamiyet yazısı çıktı. Gittim soda aldım, şişesi depozitolu çıktı. Bu devirde depozito mu kaldı ya? İsraf olmasın diye atamıyorum, kaldı elimde. Salak, bir soda yüzünden sıçtın romantizmin içine. Ya yok, soda gaz yapmaya bağlayacaktım da. Neyse, ben ömrümün günlerini koca bir çuval çekirdeğe benzetiyorum Hamiyet. Çitliyorum, çitliyorum, hep acı çekirdek geliyor ağzıma. Ya bir çuvalda bir olur, iki olur. Benimki komple acı, ben artık tatlı çekirdek dişlemek istiyorum. Aç bu aç. 3-5 kuruş ver, karnını doyur. Fazla ver be, gider tiner alır içer bu. Diyorum ki Hamiyet, ben kendime ket vurmayayım. 3 günlük dünya lan. Desti izdivacına talibim diyeyim. Bekar kadınsın sonuçta ya. Sen dersen ki ben hazır değilim, daha yeni çocuğum oldu falan. 5 sene, 10 sene, 20 sene ne kadar dersen beklerim Hamiyet. Bilsem ki ömrümün son günü hey diyeceğin kabulümsün Hamiyet. Son gün bile olsa yüzüm güler. Son çekirdek acı çıkmadı derim. Vallahi ne desem? Bana mı soruyorsun? He de he, he. Ya da dur, karar vermene etkili olur diye en sevdiğin şarkıyı dinleyelim. Burada sahilde. Sen nerede dersen orada be gülüm. Benim işim bu. Senin belleğinden imkansız kelimesini silmek. Veremettim günlerdir bizi. Biz kaybettik kendimizi. Tövbe ettik, vazgeçtik. Çektik elimizi, eteğimizi. Konakta mı büyüttün beyaz Hamiyet? Şerrinden korusun Allah, şaşırttın feleğimizi. Bir şey söylemek ister canım ama eller duymasın. Hamiyet! Boş ver elleri Hamiyet, sana bir şey olmasın. Hamiyet! Ya Rabbim şükür bize, şapur şupur başkalarına. Hamiyet! Selam salla Hamiyet, bütün aşklarıma. Ula Hamiyet ne bu vaziyet? Bu ne rezalet, ne bu eziyet? Hamiyet! Sana double stereo dinletiyorum müziği. Hareket ediyor. 6 kişiler, 5+1 sistem. Düşünmem lazım Sezai. Sen düşünme, beklerim. Ay öyle değil. Yani burada şimdi değil. Pardon Sezai, biraz zaman ver. Recai. İşlerimi ensene geçirdim Recai. Şimdi sen düşün. Hamiyet! Ya Hamiyet bir dakika. Hamiyet neydi şimdi bu?
Ya anlamadım ki, yaşadığımız her şey yalan mıydı? Oynadın mı benimle? E düşüneyim diyorsun adama ya. Ne deseydim bir an dilimin ucuna geldi. Siktir git lan diyecektim ama demedim. Deseydim duygularıyla oynayamazdım. Şimdi nereden baksan bir 10 gün daha Sezo'yla eğlenirim ben. Hava ne kadar güzel ya. Burada da yoklar. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Feyza, düşündüm de bizim niyetimiz ciddi değil mi? Konuşayım abinlerle. Öpeyim ellerini, yapıştırayım alnıma. Çok kızmazlar bence. Bizim niyetimiz ciddi mi? Kerata! Madem dilimize bu kadar hakimsin, güzel kelimeler biliyorsun da niye kullanmıyorsun? He? Niye kullanmıyorsun? Yok yok. Önce benim konuşmam lazım. Ama nasıl? Feyza, hani işine karışmış gibi olmayayım da ben yaramaz bir çocuktum. Evde yangın falan çıkardığımda babamdan kaçıp annemin yamacına saklanırdım. Sonuçta o bir ana kas gücü az, az döverdi. Sen de mi öyle yapsan? Ne yangını lan? Yangına takıldı. Konu o değil. He, sen aşkımızı yangına benzettin. Hala yangın diyor. Ben senin dilini yerim, yerim. İyi anlamda tabii. Ve abimlere söyledikten sonra... Ben en iyisi anama gideyim, anama. Anaları iyidir. Canım anam benim. Hayır, ben ona akıl fikir danışmayacağım da kime danışacağım? E acele ederim o zaman değil mi, kartal bulmadan, ha? Arabamız burada beyler. Yalnız çok iyi koruyorlar. Abi biz bu işin peşini bıraksak mı? Hırsızlık büyük günah. Kul hakkı sonuçta ya. Ya bu araba bizim projemiz değil mi aslanım? Bir insan kendi arabasını geri aldı diye niye girsin günaha ya? Şöyle düşün bak. Şimdi biz bu arabayı çalarsak kimin kul hakkına gireceğiz? Bizim? E işte ben sana hakkımı helal ederim. Sen bana hakkını helal edersin. İki kul hakkı birbirine lambırası eder. Hiç matematik bilmiyor muydun? Öyle diyorsan öyle olsun o zaman abi. Kendi arabamızı çalalım. Beyler en büyük hırsızlık zaman çalmaktır. Bırakalım koyguyu. Aman ne büyük laf. Aman ne büyük bilgelik. İyi güzel diyorsun da Yiğit Efendi. Şu kapıdaki 4 tane ekşimeni nasıl geçeceğiz? He? Öpücük vererek mi geçeceğiz? Şöyle yapacağız. Önce kamyoneti çalacağız. Üzerlerine son sürat süreceğiz. Kaçmaya bile fırsat bulamadan langır lungur kamyonetin altına girecekler. Altımızdayken kamyoneti ileri geri yapacağız. Ki öldüklerinden emin olalım. Sonra Ali kamyonetten aşağı atlayacak. Kürekte adamların kafalarını ezecek. Ki öldüklerinden emin olalım. Sonra içeriye gireceğiz. Arabayı alacağız. Çıkarken de mekanı patlatacağız. Nasıl plan? Sonra geri dönüp bakalım ki patladığına emin olalım. Ya o kadar abartmaya gerek yok ya. Onu çalgı çengi iki de yaparız değil mi? Şimdilik daha böyle klasik, daha basit bir taktik kullanalım. Bayılsınlar yeter. Ben gelmeden bu peçeteleri eter sürdüm. Yani burunlarını silseler yeter. Nasıl plan? Bravo. Congratulations. Amazing plan Ali Bey amca. Molto bene, tutti frutti. Artık 87 sene aynı anda şu 4 kişinin burnunu silmesini bekleriz. Onu da düşündük. Boş yere mucit değiliz aslanım. Şimdi efendim, şarjlı elektrik süpürgesini tersine çevirdim. Torbasına da envai çeşit baharat koydum ki hapşursunlar diye. Şöyle çalışıyor. İyi de abi, ne kadar baygın kalacaklar? Onu nereden öğreneceğiz, bileceğiz ya? Metito sübüğü de atmış. Peki bu soruya bir cevabı var mı müptezel mucit? Günaydın. Anne, kombiyi aç, yıkanmam lazım. 47 dakika. Tam 47 dakika baygın kalacaklar. Yani 47 dakikada arabayı götüreceğiz. Konsantre olamıyorum ki ya. Halen kafamda 100.000 dolar var. O zaman geriye tek bir şey kalıyor. Bu mendilleri bu heriflere kim verecek? Onlara ürkütmeyecek, sempatik yüzlü, böyle sevimli birisi lazım bize. Böyle bal gibi bir şey olması lazım yani. Yani ben. Mal demedim, bal dedim. Bence iyi oldu geceyi beklediğimiz. Sonuçta karanlık bir iş yaptığımız. Bakın bir kere daha söylüyorum. İçeri giriyoruz, Turgut'u eziyoruz, aynı hızda geri çıkıyoruz. Oyalanmak yok, tamam mı? Bir dakika, bir dakika ya. Çok da ezmeseniz mi acaba? Ben böyle düşününce biraz şey oldum. En ok yaydan çıktı bir kere. Gazap anında merhameti bilmeyiz. İleri! Ya bir dakika bak, bir şey söyleyeceğim. Abi. Paranızı bir verin bana. La oğlum, bu adamı da bırakın lan. El kol yapma, çarparım lan. Şerif abi, ne oluyor burada? Gel Oğuzhan, gel gel. Bu Turgut var ya, bu Turgut. Kendini buranın müdürü sanıp o güzelim kızları işten atmış. He ya. Biz de geri alması için ikna ediyoruz. Çok eğlenceli.
Birazdan ayılır. Yalnız emmi, prensip olarak bizim bunları da dövmemiz lazım. Elde sopa mekana daldılar. Ekstra para istemeyecekseniz dövün. Bu ayılana kadar ben de grup performans izlerim. Aman, aman beyefendiler. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben ve ekibim ihalenin kapılmış olduğunu bilmiyorduk ki. Hemen çekilelim. Hatta ön ödeme olarak almış olduğumuz şu meblağı ben size şöyle takdim edeyim. Bu ne lan? Sadaka mı veriyorsun? 3 tane de saat verin lan. Hemen abicim buyursunlar. Ben de müsaadenizle kaçayım artık. Bu saatten sonra merkeze gidilmez zaten. Rüşvet, mafya falan konuşulursa başınız ağrır. Sen tam olarak nerelisin lan? Kayseri, Pınarbaşı. Futbolu da hiç sevmem ha. Ama bir dönem atletizmle uğraştım. Efendim biz de müsaadenizi isteyelim. Dışarıda dolmuş bekliyor. Size kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Ayılıyor. Ozan gel ayılıyor. Turgut, kızları işe alıyor musun? Sezai beni buraya işletme müdürü olarak tayin etti. Çalışanlara da ben karar veririm, tamam mı? Öyle mi? Devam. Onlar benim başımın tacı çalışsınlar. Benim de. Hala. Kolay gelsin abicim. Abim saygılar. Saygılar abim. Kolay gelsin abim benim. Abi. Kurbanın olayım abicim. Şu garibana bir yardım et. Gözünün çapağını yiyeyim abicim. Ne verirsen eline o gelir seninle abim. Devam et kardeşim. Bekleme yapma. Hadi git. Abicim gözünün çapağını yiyeyim. Bak 8 tane kardeşimi yurt dışında okuyorum. 15 tane amcaoğlunu yurt dışına tatile gönderdim. 32 tane evcil kedim var. Barınakta mama beklerler abim. Hadi gözünü yiyeyim. Yahu çekil mekanın önünden. Siktir git lan. Abiciğim niye küfrediyorsun ki? Ha? Ben seninle burada bir şeyi paylaşıyorum. Bak bacağımı da zaten piç pul ısırdı. Samimi söylüyorum. 3 hafta önce konseri vardı abi. Gittim sahneye çıktım herifin. Elin bir selfie çekilebilir miyiz? Adam öyle bir tepki verdi ki bacağımı ısırdı abi. Ya işte dünya. İyilik yap piç pul. Mekanın önünden uzaklaşmayanın anasını gondiklesin. Oğlum sen benim anlama ne küfrediyorsun? Amına Allah! Şirve mi hacamat ediyorlar? Ne yapacağız hani ne yapacağız? Kazamız mübarek olsun beyler. Metin! Dayan kardeşim yetti! Allah Allah! Allah! Lan şu kamyonet fişine el diyecektiniz ya! Ben benimkini hallediyorum beyler. Zekeğimle anlaşıkla adamın kafasını kopardım. Ne yaptın, ne yaptın? Anlamadım ki abi. Kafası gırt etti, koptu. Yanlış bir yerine mi vurdum nedir? Sivaslı Yiğit onun acı kuvvetini görüyor musunuz? Gerçekten de kontrolsüz güç değilmiş. Oğlum mankenmiş ya la bunlar. Eski manken mi? Yaşar Alttekin gibi mi? Bal satmayıp güvenlikçi mi olmuş? Ha, cansız manken. Beyler yardıma koşun. Benim rakibim çok dişli çıktı. Yani bacır gibi bir şey lan bu. Boynumu kısarladı. Ali amca ne yapıyorsun sen ya? Kendini deli gibi bir şey ettin. Ya bırak, hala bırakmıyor bu. Ya abi sen cansız mankenden dayak mı yiyorsun ya? Oğlum madem manken cansız sen niye darıyorsun? Ben sen yoksa vitrindeki cansız mankenleri gondikleyen bu hastalandan mısın? Ne alakası var abi? Herif benimle konuştu. Kovdu beni, kovdu. Beyler. Devam et kardeşim. Bekleme yapma. Hadi git. Mekanın önünden uzaklaşmayanın anasını gondiklesinler. Ya anamı küfrediyor. Her türlü dalarım ben buna. Ya neyse ne işte beyler. Cansız manken nedir arkadaş ya? Bunları dikmişler buraya korkuluk gibi. Bize karga muamelesi yapıyorlar. Hadi oğlum hadi ya. Kırılmadı. Neyse mühimmatını alayım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. İyi nöbetler toprağım. Ahlak bir amirliği ne tarafta acaba? Bir kayıp bildiriminde bulunacaktım. Cık. Öyle de ahlakımı kaybetmişim gibi oldu ya. Ben kayıp bildiriminde bulunayım, ahlak büroya çıkışta uğrarım. Aslan var mı bu aralar baskın? Anlamadım. Bir kayıp bildiriminde bulunacaktım. Acı kaybımız. Sabahtan beri bunlara ürün bulamıyorum. Şunu ekipteki arkadaşlara bir dağıtalım da konuya duyarlı olsun. Bu ne? Eşkallerini çizdim işte. Ha yok ben sanattan anlamam diyorsan ah o da fotoğrafları. Yalnız çok geç olmadan bulmamız lazım. Allah muhafaza bir yuva kurulacak yoksa. Ne? Ya benim kankam manita yaptı. Ben de gidip kızın abilerine söyleyeceğim ki bunun ağzını burnunu gözünü bir kırsınlar da bu işte bir güzel yatsın. Kankanı dövsünler diye kızın abilerini bulması için polise geldim. Bulamasak bir yuva kurulacak yani. Hah. Ne güzel özetledin toprağım ya. Yalnız biraz acele olmamız lazım. Kız söylemeden benim söylemem lazım abilerine ki bir vukuat olsun. Ne?
Ne dedin? Tamam ver numarasını bir aratalım. Ulan bu kankaların hepsi aynı mı be? Sen yıllarca gez toz, sonra elin sidikli kızı gelsin, elinden alsın. Ulan Serkan! Seni kaybettim ama bir kişinin daha kankasını kaybetmesine izin vermeyeceğim. Çok duygulandım ama ağlamayacağım. Oğlum buraya çıkmış ya lan. Beyler kamera. Bende. Lan ne bende? Artist. Pıst yapıp duruyorsun. Kenara geç. Geç şöyle kenara. El at bakalım. Gel. Geç. İndir bakayım yavrum. Lan gerizekalı. Bildiğin webcam lan bu. Güvenlik kamerası falan değil. Nereden anladın abisi? Ya neyi nereden anladın ya? Benim ergenliğim bu kameraların önünde. Kamerayı açsana. Sende cam var mı? Orası sıcak değil mi? Üstünü çıkarsana demekle geçti ya. Emesen bile ben bu kadar günah ortak olamam dedi. Kendini kapattı abicim. Şuna bak. Bak ilk görüyorum. Ucunu bile bir yere bağlamamışlar. Sakızla yapıştırmışlar. Yeter lan. Vay arkadaş ya. Görüyor musun bak arabamıza bizim Truman Show muamelesi yapmışlar. Etrafımızda gördüğümüz her şey fason, her şey çakma. Arabayı buldum Petito'lar gelin. Kuş. Oha. Oğlum dikkatli olun lan bak elektrik var diyor. At yalanı öpeyim inananı. Abicim tut şunun ucundan da kaldıralım hadi. Ulan güvenliği cansız manken olan müessese elektriğe kıyar mı? Aynen. Kıyar. Abi ne oldu? Odun yok mu? Bir kürek lazım şimdi bana. Bir kürek bir kayık. Aha bu. Dayanalı yettim. Severim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp. Ne vuruyorsun lan? Oğlum elektrik vücudunuzu tam terk etsin diye şey yaptım ya ben. Tabii bunlar elektrik faturası vermiyorlar ya. Dayamışlar elektriği. Şu kolumu kıracağın odundan telenoküleri ayır da yaratkan fasifesi görsün. Oh şükür kavuşturan ha. Hadi kaldırın örtüyü. Evet. Çıkar çabuk. Ulan lan. Abi. Araba zopa çalıyor. Hadi binin gidelim. Hadi. Bu ne ila? Bizim arabamız değil. Çok güzel. Sizin arabanız nerede? Abi biz arabayı çalmadan bizim arabamızı çalmışlar. Polisi arayak mı? He, polisi ara abisi. Hatta sen ara şimdi polisi. De ki abim beni çok pisliyordu de. Ağzımı burnumu kırdı de. Bir de benden şikayetçi ol. Önden bunu yap. Yani. Lan senin... Sana var ya sıktığım mermiye yazık. Bu araba yetkilinin arabası. Ofisinin önünde görmüştüm. Yetkilinin arabası buradaysa... Oo yavrum ya, hepsi senin mi lan? Yeter lan. Tohumunuzu bana parayla mı verdiler ha? Artık sokakta da mı rahat yürüyemeyeceğiz? Anne bir dakika dur. Benim ben Feyza şaka yaptım. Şaka yaptı şeye bak gerizekalı. Artık bu konularda şaka bile yapmayacaksın. Anne bir şey diyeceğim bir dur. Kızım bak sabahları ben senin suratını görmeyeyim diye seni işe soktum. Akşamları geliyorsun. Engelleyemiyorum. Abinler seninle konuştu mu? Şey konusunu. Ne konusunu? Canım, aşk falan işte. Öğrendiler mi? Öğrendiler vallahi. Allah! Ne dediler anne? Çok kızdılar mı? Yok, çok sevindiler. Bir göbek atmadıkları kaldı. Allah Allah. Ne kadar meraklılarmış başlarından atmaya. Kim deriye atıyor be? Ben adamın bacakları kırarım böyle. Sen ne diyorsun? Seninle konuşamadık bu konuyu. Ben? Sen de tamam dersen. Sen ne diyorsun? Yani sizin şimdi bir mahsuru yoksa. Anne, aynı şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Yok. O zaman ben gideyim. Sen nereden ne? Hiç. Sen ne niye? Hiç. Neyse ya, sonra biz şey ederiz tamam mı? Tamam şey yaparız. Ya. Şey yapalım. Şey yapalım ha? Borla çalışan arabada yetkilinin evinin önündedir.
İşte bu yüzden Şükrü'ye beri değil onu tercih ediyor. Bir şey adam iş bitirecek. Nedeninin sadece bu olduğunu düşünüyorsan Ali Bey amca, kendin de fazla barışık bir insansın bence. Sen nasıl konuşuyorsun lan abimle? Ne var lan, yalan mı kiram? Doğru ama bunu burada konuşmayalım. En azından abimin yüzüne karşı söylemeyelim Emrah. Yeterince arkasından konuşuyoruz zaten gariban. Beni savunduğun için teşekkür ederim abisi. Laklaklarınız bittiyse artık arabamızı alalım mı? Ha? Şimdi biriniz erkete yatsın, öbürü yatana baksın, diğeri de polisten gelirse haber versin. Hadi. Açıyorum bir diyor. Gel, açık kapı, açık gel. Bin arabaya, açtım gel. Bismillahirrahmanirrahim. Abi hadi gidelim. Aksiyon filmlerindeki en çok sevdiğim sahneyi yapacağım. Arabaya ters kontak yaptıracağım. Bak. Dedin olmuyor ya. Abisi, o kablolar ters kontak kablosu mu? Borla sıraşan arabamızı sen ters kontak yaparak mı yürüteceksin yani? Onlar sileceklerin kablosu. Mal! Unuttum ben ya. Onun için düğme yapmıştık değil mi? Doğru. O zaman müziği açalım. Orada CD var mı abi? Bende var. Allah! Türkçe haber karışık. Orhan Müslüm Ferdin Faruk'a. Yetkili, sen ne yapıyorsun arabada ya? Ha? Bir de bu arada Faruk'a ne ya? Seviyorum adamı, lafı yok. Karım eve almıyor. Sen de arabada yatıyorsun ha evin önünde. Niye almıyor ki? O herif yüzünden resmen bok etti hayatımı. Siz niye geldiniz? Arabayı çalmaya değil mi? Yok yani biz arabayı bir görelim bakalım haset gelirelim falan yani kolaçana gitmek için. Şunun şurasında 2061'e ne kadar zaman kaldı ki zaten? Çalarsanız da çalın zaten. Benim karım beni bıraktıktan sonra yemişim arabasını. Göz kontak kurma, göz kontak kurma. İn, bakmamalı. Kapı açmıyor. Bırakamazsın lan beni. 15 sene o gudubet halinde evli kaldım. Cefanı ben çektim. Sefanı başkaları mı sürsün? Çağırdım polisi, bak şimdi geliyor, şimdi. Abi kadın polis çağırmış, hadi binelim arabaya gidelim, hadi. O zaman bize müsaade. Kardeş sana da benden bir tavsiye. Bir boşarsa var ya, ömrü billah geri dönmüyor bunlar yani. Kendimden biliyorum, boşanmayın. Abla boşanmayın. Çok çirkinim, senin yanına yakışmıyorum. Estetik yaptıracağım. Yoksa boşanırım dedi, yaptırdım. Beyler, giriş yolu açık. Şimdi de çok güzel oğlum. Sen benim yanıma yakışmıyorsun diyor, yine boşanıyor. Lan kadın, sen boşanmaktan başka bir şey bilmiyor musun? Beyler, buradan ağır mevzu çıkar. Hadi biz kaçalım ya, hadi abi. Ahan da polisler geliyor. Abi, araba yalan oldu. Gözünü seveyim, gençliğimiz yalan olmasın. Uzayalım, hadi. Ama asıl hesabım o Hilmi denen itle. Ne geldiyse başıma, o Hilmi yüzünden geldi. Sen Hilmi'yi nereden tanıyorsun ya? Asıl siz nereden tanıyorsunuz? Şimdi anladım. Lan! Siz birlikte beni tezgaha mı getirdiniz? Bizim alakamız yok konuyla. Abi Hilmi kim ya? Kazmış işte oğlum, bizim büyük Hilmi. Abi sen tanıdığını niye söylüyorsun, gözüm seveyim ya? Oğlum bu benim kültürümde var ya. Ben bir kere ortak tanış gördüm, illa soracağım yani. Hakikaten nereden tanıyorsun lan sen Hilmi? Bizim Kazmış mı? Tezgaha mı getiriyorsunuz lan beni? Memur Bey! Yakalayın bu dördü. Devletin arabasını zimmetine geçiriyor. Hırsız var! Abi bu ilk galiba. Tamam memur bey, siz şey yapmayın. Buyur, geçelim arkadaşlar. Geçer misiniz arkadaşlar lütfen? Yapmayın tesisatçı bey, yapmayın ama bir saniye. Arabayı geç. Yani hakları mı yok? Ablacığım boşan. Ben biliyorum, biliyorum. Allah Allah, Allah Allah. Ya arkadaşlar içinizden bana bir tane söyleyebilir mi ya? Biz niye salıverildik? İyi halden olabilir mi abi? Nezarethanedeyken bayağı uslu durduk çünkü ha? Değil mi abisi? Müebbet yiyecekken bir gece nezarette kaldık. Oğlum böyle bir iyi hal yok lan. Ben biliyorum neden olduğunu. Neden? Nereye bakıyorsunuz lan? Çocuklar, Afrika'daki kıtlığı bitirseniz bile böyle bir iyi hal yok. Büyük Hilmi paranın satın alabileceği en büyük özgürlüğü aldı sizlere. Hem de arabanızla birlikte. Şimdi Büyük Hilmi'nin sponsorluğunda dünyaya barış ve mutluluk getirmeye hazır mısınız köpekler? Hilmi, senin bıyıklar ne oldu ya? Döküldü lan, döküldü. 5 milyon doları verirken ana önce kolum kilitlendi. Dilimler oldu, görüş kayboldu. Bir ayıldım, bıyıklarım dökülmüş. Mete, bıyıklarım döküldü. Ne yapabilirim? Geçmiş olsun abi, kökü sende, uzat. Mete ne yapacağım? Arabaya binip gideceğiz. Hadi bakalım. Öyle ben oturacağım lan. Kapıya bak. Ha? Devam et, devam et. Şerif amca. Fitil oldunuz. Gıcık oldunuz değil mi? İfrit oldunuz. İçinizden bana küfürler ediyorsunuz, beddualar ediyorsunuz. Oturduğumdan beri tek çay söyledim, ona da dokunmadım bile. En az
3 saattir. Dayı ne diyorsun ya? Oğlum siz garsonların en gıcık olduğu şey bu değil mi? Tek çayla gün boyu masayı işgal etmek ediyorum işte. Şerif amca bir dur. Zaten başımızda iş var. Abimleri gördün mü? Hay sizin abinizi. Kartal da gıcık olmadı zaten. O da abinleri sordu. Sabahtan akşama aramış bulamamış. Onca özenli çalışmam havaya gitti. Resmen günü boşa geçirdim. 2'de 0. Kartal mı? Abi neredeler biliyor musun? Yetişelim hemen. Bizim bir ilişkimiz oldu da onu söyleyecektik. Kartal söylemeden yetişelim he mi dayı? Kartal çoktan gitmiştir ya. Şerif amca yardım etmez ki bize. Söylemez yerini. Yok be kızım. Kahveye gideceklerdi. Niye söylemeyeyim ki? Ali ile Metin böyle şeylere kızmazlar. Onların gönülleri genişledi. Kızmayacaklarsa da itlik sayılmaz. Niye söyleyeyim ki? Öyle olsa Kartal'a söylemezdim. Çayla niye günü geçireyim? Ben bu çayla daha çok oturacağım. Gıcık olursanız gelin buradayım. Ben yine buradayım. Beklerim efendim. Abilerim, gününüz şen olsun. Kartal uğradı mı buraya? Uğradı canım. Gülüyorsunuz. Gülmeyelim, ağlayalım mı? Gülün, gülün. Ben de güleyim mi? Gül tabii, gülün. Hepimiz, hep beraber gülelim. Neye gülüyorsunuz? Öyle ortaya. Yarılana kadar gülelim. Deniz. Deniz söyleyemedim ben ya. Kötü olamadım yani. Oğlum öğretmediler bana kötü adam olmayı. Ne yapak? Siz de gidin istemem. Ben gideyim bari. Haberin olsun yani. Rahat ol. Bu eski kankandan zarar gelmez size. Hadi bana iyi günler. Seyirciler hazır mıyız? Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evinize. Bakmayın sürçü lisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldık. Acayip acayip işlere daldık. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bu gidişat ah nereye. Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz. Ne? Uzakta durma gel bebeğe. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abisin?